vekili e, Menderes'in bunu kendisine gönderdiğini idamından önce yazıp kendisine gönderdiğini söylüyor. Aslı Kıyasettin Emre'nin ailesinde. E, öyle anlaşılıyor. O da izi tozu bulunabilecek birisi yani meclis e, özük dairesinden e, aile bulunabilir. Devletimiz eğer bu mektubun orijinaline ulaşmak istiyorsa oradan ulaşabilir. Biz yayınlanmış halini şey yapıyoruz. Şimdi Ekrana yansıyan bu mektuplardan Menderes biliyorsunuz Osmanlı doğumlu. 1900'lerin başında doğmuş. Osmanlıca elbette biliyor. Evet. O neslinin hepsi biliyordu. Bir pusula gibi bir kağıda bir şey yazıyor ve ona rica ediyor. Bunu işte bir arkadaşına Gıyasettin Emre'ye gönderme e, şeyini istiyor. Osmanlıca yazması da manidar değil mi? Ben Osmanlıca yazması da manidar. Yani herkes okuyamasın diye. yani hmm. Biraz daha işte böyle şifreli gibi yazıyor. Yani böyle belki okurlarsa o kağıt vermezler. Atarlar falan gibi demek ki. Onu soracaktım. Nasıl ulaşmış diye hatta. Evet. evet. Bu güzel bir taktik olmuş. Şimdi bu mektupta hakikaten çok enteresan. Adnan Menderes'in idamından evvel son sözleri. Sizlere dargın değilim. Sizin ve diğer zevatın iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde değiniz ki. Adnan Menderes, hürriyet uğruna koyduğu başını 17 sene evvel almadığınız için sizlere müteşekkirdir. 17 sene evvel dediği 1961'den 17 sene önceye gidelim. 1940 40. 45 falan oluyor işte. Ee, ya da 46. 46 Demokrat Parti'nin kuruluşu. Hmm. Yani O zaman benim başımı alacaktınız, kellemi alacaktınız. Eyvallah. Ama o zaman almadığınız için en azından bunun için size teşekkür ediyorum diyor. Bu kadar icraatı yapmamıza müsaade ettiniz. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok ölüme kadar metanetle gittiğimi silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Bu kahraman efendileriniz sözü büyük ölçüde İnönü'yü hedef alıyor. Silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyeyim ki milletçe kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi ve efendinizi yine bence İnönü'yü kastediyorum. Yine de 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. 1950'de nasıl kurtardım? Sonra çok tenkit edilmiştirim Menderes. Devri sabık yaratmayacağız dedim. Yani eski defterleri açmayacağız. CHP'nin kirli defterlerini açmayacağız. Devri sabık yaratmayacağız. Bu çok büyük bir hataydı. Eğer açsalardı o defterleri, CHP'nin yolsuzluk dosyaları onu 10 on yıl boyunca devam edip giderdi. Merhamet mazluma yapılır. Ha. Ee, sizi ve efendinizi 1950'de olduğu gibi yine de kurtarabilirdim diyor. Dediğim gibi merhametten maraz doğuyor. Dirimden korkmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Evet. Ama buna rağmen duam bu kelimenin üstünü çizmiş e, orada. Şu en altta sağdaki kelimenin üstünü <laughs> duam demiş. Evet. Duamın üstünü çizmiş. E, merhametim demiş. Hı. Ama buna rağmen merhametim sizlerle beraberdir diye. Şey bitiyor. Ama burada gerçekten de e, milletle el ele vererek Adam Menderes'in ruhu sizi silip süperecektir kehaneti 1950'den sonra CHP'nin ve darbecilerin istediği hiçbir hükümetin halk tarafından iktidara getirilme getirilmeyişiyle doğrulanmış oldu. Kesinlikle. Ve hala sonra da bu devam ediyor. Olacak. Yani Ecevit bir ara kazanır gibi oldu ama o da tek başına kazanamadı. Yani çok, çok ama tek başına iktidar kuracak ortalık bir Ortalık ülke berbat oldu. Ulaşamadı ve hiçbir zaman zaten CHP seçim kazanmamıştır Türkiye'de. 1923'te de kazanmadı. 2023'te de kazanamayacak. Bundan sonra da kazanamayacak zaten. Kazanamayacak. Bu orta 100 yıldır mümkün. Türkiye'de seçim kazanmadan 27 yıl iktidar olmuş bir partiden bahsediyoruz. Kesinlikle. Yani şimdi biraz hani bu millet yok tek CHP, adam bilmem ne ya. Biz tek adamın ne olduğunu biliyoruz. Yani. Yani tek parti, tek liste, tek sandık, tek oy pusulası.